Simit fiyatları ile ilgili tartışmalar vardı bir süredir. Tartışmanın nedeni semtten semte, tezgahtan tezgaha, fırından fırına değişen fiyatlar. Ticaret Bakanlığı nokta koydu bu tartışmaya. Artık simide zam yapılabilmesi tıpkı ekmekte olduğu gibi bakanlığın onayıyla mümkün olabilecek. Buyurun, taze taze, çıtır çıtır efendim, yeni geldi. Simit sever misin? Tabii ki de. Simidi herkes sever. Ama bizde simit değil, gevrek. Bizim... İzmirlisiniz. Evet. Aynen. Sabah kahvaltımın vazgeçilmez öğünüdür kendisi. Türkiye'de simit deyince akan sular durur. Herkesin favorisi olan nadir yiyeceklerden biri. Bu kadar tüketilince de fiyatı zaman zaman tartışma konusu oluyordu. Farklı işletmelerde farklı farklı tarifelerle satıldığı için. Adım başı bile neredeyse farklı fiyatlar oluyor. Küçük boyları da 15 lira var, büyük boyları da 15 lira var. Bu işletmeden işletmeye fark ediyor. Bundan sonra bu durum değişecek. Çünkü artık ekmekte olduğu gibi simitlerin fiyat tarifesinde de bakanlığın görüşü alınmak zorunda. Artık Ticaret Bakanlığı'na sorulacak ve fiyatlar buna göre belirlenecek. Aynı ekmek fiyatlarında olduğu gibi simit fiyatlarında da artık Ticaret Bakanlığı'nın görüşü zorunlu hale getirildi. Artık herkes kafasına göre fiyat belirleyemeyecek. Son derece yerinde bir karar. Çok güzel bir sistem. Duymaz yani sağda solda mesela. Orada 12,5, orada 15 diye duymayız. 10 lira mesela, 10 lira, herhalde 10 lira. Simit fiyatları tabii belirlenirken Esnaf Odası ve Ticaret Odası'nın komisyonları tarafından belirlenen fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuluyor. Ticaret Bakanlığı bunu onaylarsa fiyatlar yürürlüğe giriyor. Eğer onaylamazsa yeni bir düzenleme yapıp tekrar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunacaklar. Birkaç tarif olabilir yani, gramajı olsun, kalitesini olsun, ona göre yani uygulayabilir. Biz de ona göre fiyat belirleriz. Şu anda 10 lira simit, böyle olacak. Liste böyle gelecek bir tane. Bu listenin haricinde simidin satılmaması lazım. Bakanlığa el atması daha iyi olur. Daha iyi olur çünkü burada biz farklı fiyatlar gördük. Hepsinin sabit fiyat olması bence daha iyi bir uygulama olabilir.